Tekno HD'ye hoş geldiniz. Ulaşılabilir teknolojiler dolu bir programla yine karşınızdayız. Teknolojinin ve eğlencenin sınırlarını zorlayan hobiler, teknolojik üretimde devrim yaratan tasarımlar, teknolojik arabaların motorlarındaki değişimler ve teknolojik gelişmelerdeki en son ve en güncel haberler hepsi bu programda. O zaman Tekno HD başlıyor. Türkiye gerek teknoloji alanında gerek de sanayi alanında hızla büyümeye devam ediyor. Teknolojinin imkanlarından yararlanan üreticiler eski tarz üretim yapanların birkaç adım önüne geçiyor. Zaman seri üretim devri olduğundan insanların hızları yetmiyor ve el emeğinin yerini robot eller almaya başlıyor demiştik. İşte o robotları daha detaylı göstermek için sizleri ekran başına davet ediyorum. Böylece ne demek istediğimi sizlere daha rahat anlatıyorum. Evet, şimdi yine otomasyonu anlatacağız sizlere. Bu otomasyonda birazcık daha gelişmiş halini anlatacağız. Bu ne olmuş oluyor? İşte arkamda bir robot var, gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Ama neler yaptığını kime soracağız? Tabii ki yanınızda Cengiz Bey var. Merhabalar Cengiz Bey. Merhabalar. Cengiz Bey bize anlatacak arkamızdaki robot neler yapıyor. Bir sürü robot var. Gözünüzü bizden ayırmayın. İlk başta bunu size söylüyorum. Cengiz Bey, bir kere otomasyon iyice anlayalım istersek. Otomasyon ne işimize yarıyor? Otomasyon kontrol sistemi diyelim. Yani bir insan vücudunda beyin ve beynin bilgi toplayıp beynin değerlendirmesi ve onu tekrar güç organlarına aktarması diye tanımlayabiliriz. Bu sistem otomasyon. Zaten en iyi otomasyon insan vücudunda var. İnsan vücudunda var dedi ama insanın yetişemeyeceği hızlara ulaşabiliyor arkamızdaki makinelerden bir örnek sadece. Bu makine ne yapıyor mesela şu an? Bu makine bir endüstri robotu. Otomatik ölçü ve kalite kontrol sistemi yapıyor şimdi burada. Gördüğünüz gibi bu parçaları, işlenmiş metal parçaları kontrol ediyor. Önce çapını ölçüyoruz burada. Burada çapını ölçüyoruz. Artı eksi 2 mikron hassasiyetinde, çok hassas bir şekilde. Daha sonra profili, yani tornadan çıktığında doğru profilde yapılmış mı olmamış mı, kamerayla onu kontrol ediyoruz. Ayrıca alnında 3 tane delik var. O 3 tane delik yerinde mi delinmiş ve çapları nedir? Onu kontrol ediyoruz. Yani iki işlem var. Hem fatura, bakın şimdi delikleri kontrol etti. Doğru. Ve, doğru ürünleri, evet, doğru ürünleri buraya koyuyor. Ve hatalı ürünleri, bu tarafa, ayırıyor. Koyuyor. Bu çok önemli bir şey aslında. Şöyle düşünebiliriz en basitinden. Mesela arabamızı kullanıyoruz. Arabamızda bir parça yanlış yapılırsa mesela beyni hata verebiliyor. Hata verdiğinde keyif almıyoruz bu işte. Ama işte otomasyon dediğimiz iş, bakın görmüş olduğunuz gibi gelişmiş bir robot. Hem hızlı bir şekilde bir insan asla ulaşamayacağı hızlarda kontrol ediyor. Mesela şu an dağıtıyor. Kendisi bilmiyormuş gibi davranıyor. Sonra kameraya kontrol ettiriyor. Arkasından burada ölçüyor ve kameradan da görebiliyoruz. Her şeyi yapabiliyoruz. Tabii bunu endüstride yapmak mümkün. Eskiden nasıl yapıyorduk bunu? Belki bu çap ölçümü için bir kişi, profil ölçümü için bir kişi ve deliklerin ölçümü için bir kişi. En azından 3 kişi gerekiyordu buna. Artı ellerindeki geçer geçmez mastarlarla ölçüyorlardı. Evet. Bu mastarlarda hatalar olabiliyordu. Evet. Ve de tabii insan sonuç olarak ölçen. Yani iyi yönü var, cool, kötü yönü var. Ya işte. Dolayısıyla mutlaka gözünden kaçıyor. Ama bu sistemde çok hassas bir şekilde 24 saat çalışabilir bu robot. O zaman gözünüzü bizden ayırmayın. Hemen diğer sistemleri gösteriyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Odanızı dağıttınız. Hadi toplayın dediniz ama düzgün toplayın dediniz. En kolay anlatacağım yön buydu. İşte şu an arkamdaki robot bu işi yapıyor. Cengiz Bey bize anlatıyor detaylı bir şekilde. Ne yapıyor şu an tam olarak? Bu aslında insansız robotlara bir geçiş. Bu robotta göz var. Göz görecek. Beyine kumanda edecek. Verecek bu görüntüyü. O görüntüde şurada diye sinyali verdiğinde robot gidip yerinde alacak. Yani bir insan modelini görüyoruz burada. Gelişmiş bir insan modeli. Bakın rastgele atıyor. Yani evet. Özellikle de aynı yere koymuyor. Attırıyoruz evet, biz bunu ki koyduğu yerden almak çok kolay. Bunu hassas bir şekilde ama atıyor. Şimdi geliyor odaya, arkadaşımız söylediği gibi bakıyor nerede var. Onları teker teker toplayıp
yerli yerlerine kaldırıyor. Çok önemli bir şey. Mesela hızını görüyor musunuz, dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. İnanılmaz bir hız ve inanılmaz hatasız çalışıyor. Evet. Bu da çok önemli ve yerlerini yarıştırıyor. Hepsinin yerleri var. Bu da çok önemli. Dediği gibi Cengiz Bey ve bir tanesi arada farklı. Ama daha demin Cengiz Bey'e sordum mesela. Mesela 10 tane karışık atsak mı olur? Hiç fark etmez. Nasıl istiyorsanız yapın. Ama değişik bir şey gösterebilirim. Mesela iki ürün üst üste gelirse, aha, tabii o ürünün resmi biz burada daha önce tanımladığımız için onları topla veya şunu şuraya koy şekliyle. Kesinlikle. Şaşırabilir ama onun için de bir programımız var. Onu da göstereyim ben size. Şimdi hemen gösteriyoruz. Canlı canlı tekno eşliği de. Önce bir toplasın, topladıktan atsın o zaman. Sonra... İşte şimdi Cengiz Bey robotu şaşırtmaya çalışacak. Mesela üst üste koydu. Üst üste koyduğu zaman ne olacak bakalım? Kafası karışacak mı? Yoksa başarılı bir şekilde yine yerleştirmeye devam edebilecek mi? İşte üst üste olan ürünü görüyorsunuz. Ve işte bakın. Temizlemeye geçti inanılmaz. Temizliği gibi ölçtü bir işti. Robot sinirlendi ben size söyleyeyim. İşte görmüş olduğunuz gibi. Ayırdı. Ayırdı. Ürünleri ayırdıktan sonra da hepsini yerli yerine koyuyor. Şaşırtmak mümkün de değil. Bu da demek oluyor ki kusursuz bir üretim, kusursuz bir araştırma, geliştirme ne istiyorsak yapıyor ve yerine koyuyor. Her eve lazım. Keşke her eve koyabilsek. Şimdi burada da o kadar hızlı bir üretim oluyor ki genelde 24 saat yani seri üretim dedikleri, daha Çin'in devamlı yaptığı hiç durmayan fabrikalar düşünün. Bu hiç durmayan fabrikalarda hata asla kabul edilmiyor. İşte burada da önemli olan bir nokta var. Renkleri ayırıyormuş bu cihaz. Nasıl olduğunu tabii ki Cengiz Bey bize anlatıyor. Evet. Bu cihazın iki özelliği var. Birincisi toplar değişik boyutlarda. Çapları değişik. Diyoruz ki şu çap normal çaptır. Eğer o çapta gelirse renk sensöründe bunları klasifiye et. Eğer küçük çapta gelirse zaten direkt geçiyor hiç kapılara uğramadan. Eğer üretime uygunsa burada rengini tespit ediyoruz bu sensör vasıtasıyla. Sarıysa sarı kapıya geliyor. Kırmızısa kırmızı kapıya, yeşilse yeşile, maviyse maviye. Dolayısıyla üretimden gelen ürünü hem boyutuna göre hem de rengine göre tekrar sınıflamak, klasifiye etmek burada mümkün. Peki bunu hangi sektörlerde kullanıyorlar genelde? Çok geniş uygulama sahası var. Tekstil, ambalaj, gıda. Mesela cikletler var biliyorsunuz renkli. Aynen. O cikletlerin renkleri şey yapılabilir veya bir elif karışım yapabilir. Bakın ufak top. Bu direkt geçti. Direkt geçti. Ama normal top geldiği zaman kapısını sarıyı açtı. Açıyor. Bu da çok önemli. O rengin kapısını açıyor ve çok kısa bir zamanda yapıyor. Saniyede yapıyor bunu. Buradaki teknoloji de inanılmaz. Zaten önemli olan sensörün buradaki. Sensör gücü. İşte bu da insan gözü. Eskiden her renk için bir sensör kullanılıyordu. Hı-hı. Şimdi 8 renk için tek sensör kullanıyoruz. Tek göz kullanıyoruz. O gözle bu. Ortada bu çalışan sistem ne işe yarıyor peki? O çalışan sistem bir tanesi parçanın büyüklüğü için. Bir tanesi buraya geldiği zaman kapıyı açması için bu karşıda, bir tanesi de göz, bir tanesi de diğer kumandalar için, kapı açmak için vesaire. Gerçekten inanılmaz. İşte şimdi çok basit bir şeymiş gibi gözüken lehimlemek, lehim robotu diyorum ben buna. Evet, evet. Öyle bir şey diyebiliyoruz ama normalde bir insanın yapabileceğine daha hızlı yapabiliyor yine yazan daha dersen. Hızlı ve daha hassas tabii. Nedir peki tam olarak bir anlatabilir misiniz? Ne özellikleri var bu robotumuzun? Şimdi müsaade ederseniz şuradaki parçadan anlatayım. Burada bir baskılı devre görüyorsunuz. Bu baskılı devrelerin üzerinde böyle fişler var. Bu fişleri arkadan lehimlemek gerekiyor buraya monte ettikten sonra. Burada gözüküyor. Burada arkadan lehimleyecek. Hı hı. İşte bu işlemi yapıyor burada. Bu parça ters dönmüş şekilde aşağıda. Ve biraz yavaş çalışıyor. Herhalde hızlanacak. Bu lehim havyası, sıcak havya. Hı hı. Tel bunun içinden geliyor, lehim teli. Aynı zamanda bir hava üfleme kanalı var. Teli veriyor, lehimi yapıyor, havayı üflüyor ve çok hassas. Bunun üzerinde 300'ün üzerinde lehimleme yapabiliyor ve hassas. Çok ince teller olduğu için bunda da kamera var yine zannedersem teknolojisinden. Bunda kamera yok. Bunda tamamen belirlediğimiz koordinatlara göre. Gidiyor. Bu da çok önemli. Evet. Belirlediğimiz koordinatlara kendisi geliyor ve orada lehimi yapıyor. Şu an görüyorsunuz yaklaşıyor lehimini yapmak için. Ve lehimini uygulamasını yavaş yapacak. Yavaş modda çalışıyor görelim diye. Arkadaşımız ışık bariyerinin önüne geçtiği için evet. Emniyet ışık bariyerinin makinamız kendisini yavaş çalışma moduna aldı. İşte yani ama şurada bir sensör, burada da sensör var. Her yerde sensör varmış. Bu sensöre değdiğim an kendisi yavaşladı. Ama görmüş olduğunuz gibi gayet hızlı bir şekilde soğutmaya da geçti. Mesela elimi soktuğum zaman işte kesiyor. Olay görmüş olduğunuz gibi yavaşladı. Hatta durdu herhangi bir zarar vermemek için. Ama bakın çektiğim an işini yapıyor. Daha ne olsun yani.
gayet güzel. İşte gördünüz, işte lehimlemek mi istiyorsunuz ya da robotları alıp kontrol etmek istiyorsunuz, ne istiyorsanız otomasyon sayesinde fabrikalarımızda, üretim sektörlerimizde her yerde kullanabiliyoruz. İşte teknolojide kameralardan, sensörlerden, robotlardan, her şeylerden yararlanıyorlar ve bizim daha rahat yaşamımıza ve daha sağlıklı ve emniyetli yaşamımıza olanak sağlıyorlar. Teknolojik yenilikler eskiden her yıl karşımıza çıkarken, şimdi her ay, hatta her gün bir yenisi karşımıza çıkmadan duramıyor. Bu teknolojik gelişmeler hayatımızın çoğu zamanında var olan arabalarımızın motorlarına da yansıyor tabii ki. Devir çevreyi koruma ve düşük maliyet zamanı olduğundan otomobil üreticileri de en verimli ve en düşük yakıt tüketen motorları yapmaya başladılar. Motorların silindir hacimleri düşük olunca tüketicinin de kafasında bir sürü soru işaretleri oldu. Biz de bu soru işaretlerini cevaplamak için asıl yerine gittik. Haydi hep beraber görelim. Teknoauto'da bu sefer ne yapalım dedik. Madem Teknoauto diyoruz, teknolojik imkanların full olduğu araba ailesini size tanıtalım dedik. Yanımızda Tibet Bey var. Merhabalar Tibet Bey. Merhabalar. Öncelikle merhabalar. Bizi çağırdığınız için çok teşekkür ederiz. Niye çağırdı diyoruz. Tibet Bey dedi ki teknoloji anlatıyorsun, Teknoauto diye bahsediyorsun. O zaman gel sana ana kaynağında bütün teknolojileri bir tanıtalım dedi. Nasıl oluyormuş bir gör dedi. Biz de kırmadı, bizi kabul etti sağ olsun. Biz de geldik buraya. Şimdi bir sürü teknolojik hem motor olarak hem de teknoloji anlamında, yani bizim kullandığımız bir sürü imkanları anlatmıyorum. Çünkü Tibet Bey çok güzel bahsedecek onlarda. Olan imkanları sundu. Biz de şimdi Tibet Bey'e soruyoruz. Ne özelliklerimiz var? Arabalarda neler değişti? Peki, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Teknoloji deyince yolunuzun buradan ilk olarak geçmesi çok doğal tabii ki. Tabii ki. Ama şöyle bir hafta süreniz falan var mı? O kadar sürebilir çünkü. O kadar fazla. Olmaz mı? Teknoloji olsun, biz orada olalım. Peki. Gerçekten bizim çok önem verdiğimiz, altını kalın kalemle çizdiğimiz bir konu. Otomotivde akıllı teknolojileri tüketicilerin beğenisine sunmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak. Hı hı. Marka olarak kendimizi öyle farklılaştırıyoruz zaten. Sadece bir otomotiv şirket değil, aynı zamanda teknoloji üreten bir şirketiz. Bunun yansımalarını tüm araçlarımızda görüyoruz. Kesinlikle. Zaten. Ama burada altında ben şöyle çizmek istiyorum, lafınızı böldüm kusura bakmayın. Kullanılabilir teknoloji üretiyorlar, bu çok önemli. Evet. Yani karmaşık şeyler üretmiyorlar. Hem o hem de ulaşılabilir. Biz teknolojiyi demokratikleştirme iddiamız var. Çok güzel bir kelime yani oldu. Yani bir teknolojiyi ilk yaptım deyip çok pahalı ulaşılmayan bir fiyata çıkarmak değil. Bunu dünya geneline yaymak, oradan edindiğiniz skala ekonomisi faydasıyla bunu orta ve alt seviyelere çok ulaşılabilir fiyatlarla ulaştırabilmek iddiamız var ve bunu başarıyoruz. Asıl fark buradan geliyor bu zaten. Bu da bizler için çok önemli kesin. Evet, çok önemli. Peki o zaman bir motordan başlayalım isterseniz. Tabii. Siz motor, ben mesela ilk başta ben yakınlarda bir araba almayı düşünüyorum. Bu arabayı alırken hep söylentiler şu şekilde oluyor. Ya 1.2 mi? Yok ya, çekmez o, yokuşta kalırsın valla, 4 kişi bin kalır. İşte 1.4 mi? Ya ne gerek var, 1.6'ya gelmişsin. Şimdi niye üretiyorlar? O zaman soralım, yani böyle bir şey var mı? Evet. Bir kez bu spekülasyonu bir dağıtmak mı gerekiyor? Yoksa gerçek mi? Tabii. Zaten bu motorların teknolojisini, başarısını, kalitesini test eden birçok platform var. Kesinlikle. Bunların en önemlisi de Uluslararası Yılın Motoru platformu. Bu, hı-hı, motorların Oscar'ı biliyorsunuz. Evet. Gördüğünüz aracımızda bulunan ve diğer araçlarda da getirmeye başladığımız 1 litre EcoBoost motorumuz 2012 yılının en iyi motoru. Uluslararası en iyi motoru. Dünyanın en iyi motoru. Yani hem iki ödül aldı, hem en iyi 1 litrenin altındaki motor, hem de en iyi motor. Yani büyük ödülü de aldı. Hı-hı. 1 litre bir motor deyince ne beklersiniz? Dediğiniz gibi çekmeyebilir, çekmeyebilir ama az yakar falan, evet, gibi şeyler var. Artık bunlar geçmişte kaldı. Gerçekten bir kere yakıt tüketimleri çok düşük. Kesinlikle. Dizel motor, hatta daha az şeylerinde, şehir dışında 4.2, ortalamada 5 litre maksimum yakıt tüketimi var. Dizel bir kere. Dizel olarak bahsettik şimdi? 1 litre benzinli EcoBoost motorumuzdan bahsediyoruz. 1 litre benzinli, süper bir tüketim. Bu kadar düşük bir yakıt tüketimi var. Bunun yanında da zaten binip kullandığınızda kimse size söylemediğinde bu motor 1.6 mı, 1.8 mi, 1 litre mi anlayamazsınız. Yani sessizliği, çekiş gücü falan muazzam. Hı hı. Çok düşük devirlerde 170 Nm tork vermeye başlıyor motor zaten. Çekiş muazzam, hızlanması, artık akselerasyonları çok iyi. Ve müthiş konforlu, ses düzeyi ve titreşimi olarak da üst hacimli motorların konforunu sunabiliyor. Zaten bu kadar hepsini bir arada verdiği için de yılın motoru ödülünü aldı. Gayet güzel.
tip etme benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Arabalara işte D bilmem ne, D, C, S, D, S bilmem ne bir sürü takılar geliyor. Bunları da öğrenmek için mesela bayanlar asla uğraşmıyorlar. Karmaşık sistemler neymiş anlamı. Mesela bunlarda da daha demin EcoBoost'tan bahsettiniz. Evet. Mesela ekonomik olduğu kesin ama Boost nedir, Ecosu nedir, nereye yarıyor bunu bir söyleyelim. Peki. EcoBoost dediğiniz gibi hem ekonomiyi yansıtıyor çünkü burada Turbo Boost teknolojisi var. Müthiş bir basınçla çok verimli bir şekilde çalışıyor motorlar. Dolayısıyla yakıt tüketimi çok düşerken verdiği güç de çok artıyor. Yani basınçla burada, beraber evet, gücü yani şöyle diyeyim. Püskürtülen enjektörlerden yakıtın kalınlığı bir saç telinin 20'de biri kalınlığında. Düşün, o kadar ince püskürtüyor yüksek basınçla. Dolayısıyla muazzam bir verimlilik oluyor. Bunun sonucu da düşük yakıt tüketimi ve yüksek güç. Demin anlatmayı unuttuğum şeyi de söyleyeyim. 1 litre motorun etkileyici bir detayı da şu. Motor bloğu çok ufak. Yani yere koyduğunuzda iz düşümü bir A4 kağıt boyutunda. İnanılmaz. Tabii çevre ünitelerle sonra buraya koyarken büyüyor ama motor ana bloğunun koyduğunuzdaki iz düşümü A4 boyutunda. İşte teknoloji ne işe yarıyor demişken bir sürü işe yarıyor. Bunlardan bir tanesi de Tibet Bey'in anlattığı gibi EcoBoost teknolojisi dedi. Ne işe yarıyor? Yani basınçla beraber benzinin püskürtmesinden bahsetti. İncecik kanallardan, yani kanal diyorum çünkü saç telinin 20'de biri diye bahsetti. İnanılmaz bir incelikten. Basınçla beraber yakıt tüketimi hem azaltıyor hem de verimini, motorun verimini arttırıyor. Kısa bir şekilde anlatmak gerekirse bu işe yarıyor. Teknohobi'de envai çeşit helikopter türlerini sizlere daha önceden gösterdik. Ancak teknolojinin imkanlarından yararlanan üreticiler bu sefer helikopter üretiminde birkaç adım öne geçtiler. Anlatacağımız quadcopter, yani 4 pervaneli helikopter sayesinde elinizde olan ya da sahip olacağınız bir aksiyon kamerası sayesinde hava rüzgarlı dahi olsa rahatlıkla havadan çekim yapabilecek ve profesyonellere taş çıkartabileceksiniz. Nasıl oluyor diye merak ettiyseniz 4 pervaneli helikopterimiz karşınızda. Teknohobi'de çok farklı bir cihazla karşınızdayız. Bu sefer gerçekten farklı yerinde oluyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü karşınızda bir quadcopter, yani 4 pervaneli bir helikopter var. Çok güzel özellikleri var. Tabii ki Cem Bey anlatacak. Cem Bey anlatırken de birazdan da uygulamasını göstereceğiz. Sakın ekranlarınızdan ayrılmayın diyorum. Türkiye'ye yeni geldi. Evet, yeni giriş yaptı. Bayağı da popüler bir cihaz. Hatta ilk parti tükendi diyebilirim. Çünkü buna karşı olan talep çok yüksekti. Bu tarz bir ürün yoktu piyasada. Yani bu insanların bu havadan görüntülemeyi kolayca başarabilmeleri için bu kadar özelliği bir arada sunan ve kutudan neredeyse %80 kullanıma hazır çıkan bir cihaz yoktu. Sizin tek yapmanız gereken kutudan çıkartıp iniş takımlarını, pervanelerini takıp pilini şarj edip uçurmak oluyor. Ve üzerine aksiyon kameralarından istediğimiz bir modeli takabiliyoruz. Hatta üzerinde aksiyon kamerasını takabileceğimiz bir kamera yatağı da zaten içerisinden çıkıyor. İstersek bir cep telefonunu, istersek başka bir aksiyon kamerasını üzerine rahatlıkla montajlayıp bununla kayıtlar yapabiliyoruz. Burada araya girmek istiyorum çünkü ilk zamanlarda hatırlarsanız teknolojinin ilk bölümlerinde bir quadcopter daha tanıtmıştım size. O quadcopter'de kendi cihazımda aslında ben de üstüne bir aksiyon kamerası takmaya kalktım. İşte kalktığım günden 2 ay geçmesine rağmen hala teknik servise gitmesini bekliyor kendisi. Çünkü kaldıramadı. Öyle bir sorun yaşadı. Bunlarda en büyük sorun, ben size baştan söylüyorum. Rüzgarda bir sıkıntı çekiyorsunuz. Rüzgarda çektiğiniz sıkıntı tabii ki cihazı yönetememize sahip olanak sunmuyor. Yönetemiyorsunuz. Ancak bu cihazda zannedersem teknolojiyi biraz ilerletmişler. Onu da Cem Bey söylesin bakalım. Bunda rüzgarla ilgili bir sıkıntımız kalmıyor. Hatta rüzgarın dışında daha başka özellikleri de var. En kabaca üzerinden sonra geçeceğiz. Şöyle izah edeyim. Oryantasyon diye bir konumuz var biliyorsun. Yani cihazın kuyruğu sana dönük olduğu zaman kumandadan verdiğin komutlar arkasından baktığın için aslında normal şekilde evet. oluyor. Fakat bunda ters döndüğü yan zaman. Çevirdiğin zaman bütün oryantasyon kalıyor. Bunda şöyle bir şey var. Özel bir özelliği var. Akıllı oryantasyon diye Türkçeleştirebiliriz bunu. Ne tarafı size bakarsa baksın, kuyruğu, yanı, burnu, hep ileriye yaptığın zaman hep ileri gidecek bir özelliği var. Bunu şimdi böyle masa başında anlatmak pek mümkün olmuyor. Tabii ki onu canlı uçurduğumuzda, olarak uçurduğumuzda görürsek göreceğiz. Çok daha güzel olur. Peki, rüzgara karşı olan şeyden de bahsedelim. Şöyle, bunun diğer cihazlardan farkı, bunun içerisinde bir GPS modülü var. Yani GPS derken bu cihaz aslında uçarken yukarıdaki uzaydaki uydulara bağlanıyor. Uydulara bağlandığı zaman
Siz yerden kaldırdığınızda komut vermeyi kestiğinizde, yani bir tarafa yatmasını, bir tarafa ileriye gitmesini kestiğiniz zaman o sıradaki bulunduğu lokasyonu, GPS lokasyonunu hafızasında tutuyor ve kendisini o noktada tutmak için elinden geleni yapıyor. Yani elinden geleni derken rüzgar esip bunu sürüklemeye çalışıyor fakat bu sürüklenmiyor. Kendi aksi yönde kendi duruyor. Komut vererek ben burada çakılı kalmalıyım diye orada sürekli tutuyor. O yüzden bunun kullanımı kolay. İşte görmüş olduğunuz gibi oyuncaklarımız da, buna oyuncak diyorsak, artık uyduya sinyal gönderiyor. Uyduya sinyal göndermesi de demek olduğu gibi yerini, koordinasyonunu belirliyor ve o noktada durmaya çalışıyor. Otomatik pilot da diyebiliriz buna. Yani herhangi bir komut vermediğiniz zaman otomatik pilot konumuna geçiyor ve o düzeyde duruyor. Bir de ön tarafında bir şey gördüm. LED aydınlatma gibi bir şey var. Evet, bu orada, ne işe yarıyor? Orada bir tane yüksek şeyli, güçlü bir kri LED'imiz var. O LED 3 farklı renkte yanabiliyor. Yeşil, kırmızı ve sarı şeklinde. Bu yeşil ve kırmızı ve sarı renklerle o sırada cihazın bulunduğu uçuş modunu, kaç uyduya bağlandığını ve pil durumunu belirtiyor. Önce kumandamızı açıyoruz. Kumandamızın gaz kolu en altta. Sonra bataryamızı yerine yerleştirip bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra açılış sesimizi veriyor. Bir kornası var. Bu taraftan o demin söylemiş olduğumuz LED ışık, şuradaki LED yanıp ışık sönmeye başlıyor. Şu burada anki durumunu gibi, uyduya bağlantıları. Evet, şu anki durumunu da şöyle izah edebiliriz. Şu an mesela bu taraftan baktığımız zaman en başında bir yeşil çakıyor. O yeşil çaktığı tek yeşil uçuş modu, yani GPS modunda olduğunu. Yeşilden sonraki 3 tane kırmızı ise uydulara daha bağlanamadığını, az uyduya bağlandığını. Ondan sonra 4 tane sarı ise sistemin şu an startup prosedürünün olduğunu, yani başlangıcında olduğunu. İşte şimdi LED ışığımız da teke düştü, tek kırmızıya düştü. Yani bu ne demek oluyordu? 6 ya eşit uyduya, 6 bağlandı demek. Eşit uyduya bağlandı. Ondan sonra senin tabirinle kabloları dıbalayalım içine. Yani içine yerleştirelim. İçine yerleştirdikten sonra burada önemli olan kendisine dokunmadık ve bağlantısını yaptı. Çok kısa bir zaman içerisinde yaptı. 2 dakika, 3 dakika gibi bir zaman aldı. Şimdi kumandasını alacak Cem Bey ve uçurmaya başlayacak. Bakalım. Şimdi bunda şöyle bir prosedürümüz var. Hı hı. Başlangıç prosedürü diyebiliriz buna. Şimdi ben buna gaz verdiğim zaman, hani helikopterlerde hatırlarsın, gaz verdiğim zaman dönmeye başlardı. Şu an mesela gaz veriyorum. Dönmüyor. Hiçbir şekilde dönmüyor. Oynatıyorum. Hiçbir hareket yok cihazda. Bunda bir marş prosedürümüz var. Birkaç farklı hareketten oluşuyor. Bak mesela şu an ışığa dikkat edersen tek yeşile düştü. Evet. Hepsine bağlandı. Hepsine buldu. Şu an kifayetli uçak. Marş prosedürümüz şu şekilde. Ya kolları çapraz şekilde içeri kıvırarak, ya da çapraz şekilde dışarı kıvırarak, ya da çapraz şekilde sola ya da sağa kıvırarak. Yani bunlardan birini yaptığım zaman çalışıyor. Şöyle göstereyim. Arabamızın marşı gibi. Şu an marş verdi ve çalışıyor. Ses olayını bitirmişler ya. Evet, bu çok hoşuma gitti. Çalıştıktan sonra 3 saniye içerisinde gaz kolunu ittirmezsen tekrar duruyor. Yani şöyle söyleyeyim. Marşı verdim, gaz vermeye başladım, artık durmaz. Anladım. Tekrar yere indim, gazımı kapattım. 3 saniye içerisinde dur. Gazı kesiyor. Aynen öyle. Şu yani enerjiden tasarruf etmiş oluyor. Hem de bir güvenlik önlemi gibi düşünebilirsin bunu. Gayet dengeli bir şekilde. Şu an hafif bir rüzgarımız var. Bu uyduya çok fazla kifayetli bağlanmadığı için de birazcık sapma yapıyor tabii. Diğer multikopter gibi alıp başını gitmiyor. Evet. Rüzgara karşı dikkat ettiysen garip garip hareketler yapıyor şu anda. Evet, kendini arkadaş zorluyor. Kendini bir metre yarı çap içerisinde şu an, bakın elimde kumanda duruyor zaten. Evet. Hatta şu kameranın yanında kumandayla beraber göstereyim. Şu an rüzgar esiyor fakat o arkadaş rüzgara karşı savaşarak olabildiğince durmaya çalışıyor. Ön şimdi taraftaki mesela, ledlerden de bir bahsedelim ilk başta istersen. Alt tarafında demin masa başındayken bahsetmedik. En güzel özelliklerinden biri. Bunun üzerinde iskele sancak ışıklarımız da var. Evet. Biraz iskele sancaktan farklı yapmışlar. Çünkü arka tarafı, yani şu an bize bırakan tarafı yeşillerin yandığı şey kısmı kuyruk kısmı. Kuyruk kısmı. Evet, kırmızıların olduğu, yani ön tarafı, yani ben ileri ittirdiğim zaman kırmızıların olduğu tarafa doğru gidiyor. Ve komutu bıraktığım zaman da kaldığı yerde duruyor. Şimdi normalde teknik olarak bunun kuyruğu bize bakıyorken şu şekilde, ya aşağıda göstereyim. Evet. İleri geri yaptığım zaman şöyle ileri yaptığımdan ileri, geri yaptığımdan geri gider. Ama mesela oryantasyonu bozalım. Şöyle yan dursun. Buradaki ileri yaptığım zaman ne yapar cihaz? Bu tarafa gider. Sola doğru gider değil mi? Evet. Şu an sola doğru gidiyor. Evet. Evet. Şimdi bunun şöyle bir özelliği var. Akıllı oryantasyon deniyor.
Bunu yere indirdim. Bunun ben şu şekilde durduğum zaman burnu ileri ittiğim zaman hep bu şekilde gidecek şekilde programlayabiliyorum. Nasıl yapıyoruz onu? Nasıl yapıyoruz? Üzerinde bir pusula var. O pusula sayesinde yapabiliyor. Onu şu tuşla kontrol ediyorum. Şimdi ben doğrultumu şu şekilde kaydedeceğim. Hı-hı. Kaydetmek için yapmak istediğim hareket şunu 3 defa şöyle hızlı şekilde 3 defa yaptığım zaman 4 defa yeşil çakıyor. Gördün mü? Evet. O 4 defa yeşil çaktı demek ben bu doğrultuyu burun olarak kaydettim demek. Şimdi ben bunu o moda aldığım zaman şimdi tekrar kaldırıyorum. Ben ileri geri yaparsam şu an ne yapar hareket olarak? Düz gitmesi lazım. Böyle gider değil mi? Aha. Şimdi yan çeviriyorum cihazı. İleri geri yaparsam ne yapması gerekiyor? Böyle gitmesi lazım. Ama olabilir. İleri yaptığım zaman orientasyon değişti. Orientasyon bozulmuyor. Hatta şöyle göstereyim sana. En güzel özelliği döne döne ileri ittiriyorum. İleri gidiyor. Geriye çekiyorum. Geriye gidiyor. Hiçbir şekilde orientasyon bozulmuyor. En zor uçuş olan şu nosing dediğimiz yani burnun bize bakarken ters uçması dediğimiz harekette de gene aynı şekilde. Geri çekiyorsun. Yani geri çekiyorum bana doğru geliyor. Yan çeviriyorum. Hatta çapraz uçuruyorum. Şu an çapraz. Bu sayede bu cihazın hiçbir şekilde ön arka kavramı kalmamış oluyor. Bu sayede de bunu hiç bilmeyen bir insan rahatlıkla uçurabiliyor. Gayet güzel. Bu da çok önemli. Hatta şu özelliğini de gösterelim. GPS ile uçtuğu için ben yerini değiştiremiyorum arkadaşım. Gayet dayanıklı bir şekilde uçabiliyor. Kaç metreye kadar yükselebiliyor? Kumanda, içinden çıkan kumanda bunu neticede son kullanıcıya yönelik komple hazır bir sistem yapmışlar. Aha. Bu içinden çıkan kumanda ile 300 metre çekim mesafesi var. Bunu da koymalarının sebebi bir güvenlik önlemi açısından. Çünkü 300 metre yatay anlamda da çapraz anlamda da yani şöyle düşün. Bizim bulunduğumuz lokasyondan 300 metre yarı çaplı bir çember içerisinde daha doğrusu yarı çaplı bir küre içerisinde istediğim yerde kullanabiliyorum. 300 metreden sonra ne oluyor diye bir soru gelecek aklına. Evet, 300 metreden sonra bu cihazın ayrı bir özelliği genelde var. Genelde düşüyorlar bu arada. Evet genelde düşerler. Sinyal yani alamadıkları için. Kontrolden çıktı deniyor ona. En son kaldığı hali neyse onunla gitmeye devam. Out of control deyip aşağı iniyorlar. Aynen. Bunda kontrolden çıktığı zaman ya da kumandada sinyal alamadığı zaman senin ilk kaldırdığın lokasyona otomatik kendi geri dönüş ve iniş yapıyor. Tekno Hobi'de görmüş olduğunuz gibi quadcopterler artık çok tutuluyor. Oktokopterler var. Bunlar 8 pervaneli profesyonel dediğimiz tamamen manuel. Böyle GPS ile kendiniz sonradan taktırabiliyorsunuz ama işte kutudan açıp direkt hazır bir şekilde bana gelsin diyorsunuz. İşte karşınızda bir quadcopter. Türkiye'de de yeni gelmiş dediğimiz gibi ulaşılabilir teknolojileri sizlere sunmaya devam ediyoruz. İşte bunun ötesi nereye gidecek hiç bilemiyorum. Tekno HD'nin en sevilen bölümlerinden biri olan haberler yepyeni ve güncel haliyle karşınızda. Hadi teknoloji dünyasında şaşkınlık ve heyecan yaratan en yeni ve en ilginç gelişmelere bakalım. İşte Tekno Haber karşınızda. Çocuklarınız bilgisayar kullanırken hangi sitelere girdiklerini ve nelere baktıklarını kontrol edemiyorsanız bu cihaz sizin için biçilmiş kaftan. Özellikle çocuklara hitap eden cihaz, ailelerin çocuklarını uzaktan kontrol edebilmesine olanak tanıyor. Kompakt ve şık bir tasarıma sahip olan bilgisayar sayesinde aileler çocuklarının hangi internet sitelerinde gezdiğini, hangi uygulamaları kullandığını iOS ve Android uygulamaları üzerinden kolayca öğrenebiliyor. Akıllı telefona yüklenen uygulama aynı zamanda çocuğunuzun ne kadar bilgisayar başında kaldığı bilgisini de veriyor. Aileler mobil cihazlar üzerinden bilgisayara süre ve içerik sınırlandırması yapabiliyor. Android 4.2 işletim sistemi ile birlikte gelecek olan cihazda 1.2 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve 4 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, HDMI, 2 adet USB 2.0 ve kulaklık mikrofon girişi cihazın bağlantı noktaları arasında yer alıyor. Bilgisayar HDMI bağlantı noktasına sahip herhangi bir monitör ve televizyonla çalışıyor. Bu cihaz sayesinde hem çocuklar mutlu oluyor hem de kendinize vakit ayırabiliyorsunuz. Bulunduğunuz noktanın ne kadar rüzgarlı olduğunu hiç merak ettiniz mi?
artık bulunduğunuz yerdeki rüzgarı akıllı telefonlarınızla ölçebilecek, online olarak paylaşabilecek ve istediğiniz yerdeki rüzgar durumunu harita üzerinde kontrol edebileceksiniz. Hiçbir elektronik aksam içermeyen bu alet tamamen kablosuz. Bunun sırrı pervanedeki iki küçük mıknatısta gizli. Mıknatıslar akıllı telefonunuzdaki manyetik alan sensörleri tarafından tespit ediliyor ve gelen sinyal rüzgar hızına çevriliyor. Bu rüzgar metre, sörfçüler, yelkenciler, paraşütçüler ve modern hava taşıtı pilotları için biçilmiş kaftan. Otomobillerde emniyet kemeri ve hava yastığını ilk kullanan firma olan şirket, otomobil güvenliği denildiğinde ilk akla gelen üreticilerden biri. 2013 model arabada dünyada ilk kez kullanılan yaya hava yastığı teknolojisini geliştirmişti. Güvenlik konusundaki çalışmalarına devam eden şirketin yeni sistemi ise bisikleti algılayarak otomatik fren yapmanıza olanak sağlıyor. Halihazırdaki yaya algılama sistemini bisiklet algılama sistemiyle güncelleyen firma, otomobilin ön tarafına yerleştirdiği sensörler ve kameralarla otomobil kazalarını en aza indirgemeyi planlıyor. Sensörler ve kameralar sayesinde önünüze çıkacak bisikletli veya yaya otomatik olarak algılanıyor ve tehlikeli bir durumda otomobil otomatik olarak yavaşlayabiliyor. Bu şekilde kaza olmasının önüne geçiliyor. Teknolojinin nimetlerinden yararlanan otomotiv şirketleri artık daha fazla emniyet imkanı sunuyorlar. Bu tarzı olan kasanın altında Xeon işlemci ve 4 GB bellek dizginlerinden boşalmayı bekliyor. Fakat Nvidia Quadro ekran kartının hem tasarım uygulamalarındaki hem de oyunlardaki performansı sosyal hayatınızı pek de olumlu etkilemeyecek. Kağıt üstünde sınıfının en iyilerinden biri olan cihaz kullanmaya başlayınca tüm şüpheleri akıldan siliyor. Hem oyunlarda hem de çalışma alanlarında üstünden gelemeyeceği hiçbir iş yok diyebiliriz. Dokunmatik bir ekrana sahip olmaması bazılarınızı belki hoşnut etmeyecek. Ama zaten bu bilgisayara telefon muamelesi yapmanız da çevrenizde hoş karşılanmayabilir. 2560'a 1440 piksel çözünürlükteki 27 inçlik ekranı, canlı renkleri ve yüksek parlaklığı ayrı bir konu. Bu cihaz hem tasarım harikası hem de tam bir grafik canavarı. Dünyanın önde gelen kablosuz cihaz üreticileri arasında yer alan şirket, Bluetooth kulaklığıyla sahip olduğu benzersiz özellikleri sayesinde akıllı telefonlardan müzik dinleme keyfini bambaşka bir boyuta taşıyor. Ünlü tasarımcı Philip Stark imzasını taşıyan kusursuz tasarımı mükemmel ses kalitesiyle birleştiriyor. Akıllı kulaklık olarak adlandırılan kulaklık, tüm kontrolleri sağ kulaklık üzerinde bulunan dokunmatik panel aracılığıyla gerçekleştiriyor. Kulaklığı dokunmatik ekranlı bir akıllı telefon gibi tek bir parmakla yönetmeyi sağlayan dokunmatik panel ile ses ayarları, şarkı değiştirme, durdurma başlatma ve arama başlatma sonlandırma gibi tüm özellikler kolayca yönetilebiliyor. Entegre hareket dedektörü ise kulaklık kulaktan ayrıldığı anda müziği otomatik olarak durdurarak müziğin hiçbir saniyesini kaçırmamayı sağlıyor. 4 mikrofonlu aktif gürültü engelleme teknolojisi, dış ortam seslerini %98'e kadar azaltarak en gürültülü ortamlarda bile çalan müziğin tüm ayrıntılarının duyulmasına yardımcı oluyor. Ürün, telefon görüşmelerinde sesin karşı tarafa net bir şekilde iletilebilmesi için 2 mikrofona ve bir çene kemiği sensörüne sahip bulunuyor. Sensör, çene kemiğinin titreşimlerini sesle birleştirerek son derece net telefon görüşmeleri yapmayı sağlıyor. Kulaklığın sahip olduğu efekt ile kullanıcı müziği tıpkı bir konser salonunda olduğu gibi derinlikli bir biçimde işitebiliyor. Bu özelliğin akustik ve ses ayarlarını kişiselleştirmek için ise iOS ve Android kullanan cihazlar için geliştirilen ücretsiz Audio Suite uygulamasını kullanmak yeterli oluyor. Bir adet lityum iyon pil ile tüm özellikleri aktifken 6 saat, sadece gürültü engelleme özelliği açıkken 18 saat, bekleme modundaysa 24 saat pil ömrüne sahip kulaklık, pili bitse bile müzik keyfine kablolu olarak da devam edebiliyor. Bu hafta yine hem en yeni hem de en ulaşılabilir gelişmeleri sizinle paylaştık. Hızla dönen teknoloji dünyasına yetişebilmek için Teknoloji'yi takip edin. Ha, bu arada bilmediğiniz şeyi sevemezsiniz. Teknolojiyi de bizimle seveceksiniz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.